Merhabalar. Bugün size Tintoretto'nun İsa'nın Vaftizi isimli tablosunu yorumlayacağım. Sanatsal eleştiri yöntemine göre değerlendireceğiz. Tintoretto'dan bahsedelim. Tintoretto gerçek adı Jacopo Robusti'dir ve Venedik'te 1518'de doğmuştur ve 31 Mayıs 1594'te hayata veda etmiştir. Tintoretto Venedik okulunda okumuştur ve büyük İtalyan manyerist akımının genç bir ressamıdır. Aynı zamanda geç Rönesans döneminin en önemli temsilcilerinden, sanatçılarından birisidir. Tintoretto'nun babası bir kumaş boyacısıdır ve Tintoretto ismi de küçük kumaş boyacısı, yani küçük kumaş ressamı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Tintoretto ressam Titian'ın atölyesinde yıllarca okumuştur. Tintoretto 1550'de Venedik asilzade kızı Faustino Episcopi ile evlendi ve iki oğlu ve beş kızı dünyaya geldi. Kızı olan Marietta Robusti de bir portre ressamıdır. Burada Tintoretto'nun birçok eserini görebiliyoruz. Bunlardan bazılarının isimleri Kölenin Mucizesi, Samanyolunun Kökeni, Aziz Mark'ın Cesedini Bulma gibi eserler. Burada Tintoretto'nun eserlerinde manyerizmin etkisini rahat bir şekilde görebiliriz. Rönesans döneminden alışılageldiğimiz orantılı, simetrik, geometrik şekillerin, boyaların, resimlerin yerine daha çok orantının kaçtığı, bireysel yorumların daha ön plana çıktığı, insan figürlerinde gövde ve kol, bacak gibi uzuvların daha uzun ve daha orantısız çizildiği figürlere rastlayabiliriz. Tintoretto alışılagelmiş Rönesans tarzından farklı bir tarz ve üslup kullanmıştır ve manyerizmin önemli bir temsilcisidir. Manyerizmden bahsetmek istiyorum. Manyerizm kelimesi stil veya tarz anlamına gelen maniare kelimesinden türemiş bir kelimedir. Manyerizm aslında Rönesans'a karşı bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. Rönesans'ın estetik, orantılı olan algısına bir tepki olarak doğmuştur. Manyerizm yani stilizm yaklaşık 1520 ve 1580 yılları arasında ortaya çıkmıştır. Ve başlatıcısı ve en önemli temsilcisi Michelangelo Buonarroti'dir. Tintoretto'nun eserlerinde de gördüğümüz gibi bireysel yorumlar ve serbest duruşlar bu tarzın en önemli özellikleridir. Aslına uygun olarak ideal ve klasik olanlar yerine deforme olmuş, abartılı, orantısız figürler kullanılmıştır bu tarzda. Rönesans'ın ölçülü, uyumlu figürleri artık mevcut değildir. Bunun yerine abartılı, normal dışı, orantısız figürler vardır. Zamanın sosyal sorunlarına sıkışıp bıkmış hisseden genç sanatçılar manyerizmin yayılmasında ön plandadırlar. Rönesans'a karşı olarak yeni yaklaşımlar arıyorlardı. Ustalaşmayı benimsiyorlardı çünkü doğanın taklidinden uzaklaşabileceklerini, ustalaşarak elde edeceklerini düşünüyorlardı. Klasik kalıpları ve stilleri deforme ederek çok önemli bir sanatsal değişim başlatıyorlar. Ve bu değişikliğin ilk adımları Floransa, Roma yani İtalya'da atılıyor. Burada manyerist akımın en önemli temsilcilerinden Michelangelo Buonarroti'nin Tanrı'nın Parmağı eserini görüyoruz. El Greco da manyerist akımın önemli temsilcilerinden birisidir. Ve bizim eserimiz İsa'nın Vaftizi, Tintoretto'nun eseri. İsa'nın Vaftizi tablosu 137 santim uzunluğunda ve 105 santim genişliğindedir.
1585'te tuval üzerine yağlı boy olarak yapılmıştır. Şu an Madrid'de, İspanya'da Del Prado Müzesi'nde sergilenmektedir. Tablonun doğal anlamını incelersek, sağ tarafta kaslı, peştemalli bir erkek figürü bulunuyor. Sol tarafta da aynı şekilde kaslı, turuncu peştemalli bir erkek figürü bulunmakta. Tablonun ve figürlerin ortasından geçen bir nehir görüyoruz. Tam ortadan geçiyor. Resmin ortasında ve yukarıda ağaçların arasında beyaz bir güvercin görüyoruz. Aynı şekilde tablonun sağ tarafında ve sol tarafında iki büyük ağaç görüyoruz ve tavana kadar uzanmışlar. Gökyüzüne doğru uzanan iki ağaç görüyoruz. Sağdaki ağacın gövdesinin soldakine göre daha kalın olduğunu söyleyebiliriz. Sağdaki erkek figürün elinde bir tas olduğunu görüyoruz. Ve arka planda geçiş renkleri açık sarı ve mavi tonlarındadır. Tablonun ikonografisini incelediğimizde nehirde sol tarafta duran ve kafasından su dökülen turuncu peştemalli figür İsa'yı temsil etmektedir. Nehrin hemen yanında sağ tarafta İsa'ya doğru su döken mavi peştemalli figür ise vaftizci Yahya'yı temsil etmektedir. Yahya elindeki su kabıyla İsa'yı vaftiz etmektedir. Vaftiz Hristiyanlıkta bir insanı kutsamak ve bir dini törendir. Kişi vaftiz yoluyla günahlarından arındırıldığı söylenir. Sanatçı resimde İncil'den alınan bir hikayeyi tasvir etmektedir. Resimde gösterilen olay İncil'e göre Ürdün Nehri'nde İsa'nın vaftiz edilmesidir. Resmin tam ortasından geçtiğini söylediğimiz nehir de Ürdün Nehri'dir. İsa gökyüzünde vaftiz olurken doğrudan başının üzerindeki ışık huzmasındaki beyaz güvercin kutsal ruhu yani Tanrı'nın ruhunu temsil eder. Vaftizci Yahya'nın ilk bakışta kolunun dayandığı yere bakarsak yani sağ taraftaki mavi peştemalli figürün koluna bakarsak orada bir yaratığın başının olduğunu görebiliyoruz. Bu yaratık da şeytanı temsil ettiği söylenmekte. Resmin sağına ek olarak sağında vaftizci Yahya tarafından tutulan asa neredeyse ağaca ulaşıyor ve bu asa Hristiyanlığın sembolü olan haç işaretine benzediğini görmekteyiz. Resmin ikonolojisini incelediğimizde resmin bir dini tasvir olduğunu söyleyebiliriz. Tamamen dini bir olaya bağlı. İsa vaftizci Yahya'nın önünde daha küçük, daha kısa ve daha az kaslı olarak resmedilmiş. Belki sanatçı burada İsa'yı baskılamak istememiş. Hristiyan toplumunda çok önemli bir değere sahip olan vaftiz olayını kutsamak ve önemli hale göstermek için vaftizci Yahya'yı daha büyük bir şekilde çizmiş ve İsa'nın yüzü yere bakmaktadır. Aynı zamanda İncil'deki hikayeye göre beyaz güvercin sanki hala gökyüzünde duruyormuş gibi İsa'ya doğru uçmalıdır. Ama biz buradan güvercinin havada olduğunu görüyoruz. Yani sanatçının bireysel yorumlarını az da olsa görebiliyoruz. Tintoretto, yüksek Rönesans resim sanatında anlam ve şekil bakımından İtalyan Manierist hareketinin en önemli temsilcilerinden birisidir. İsa'nın Vaftizi adlı eseri genel olarak Manierist hareketin özelliklerine sahiptir. Vaftizci Yahya'nın ön bacağındaki kalınlık
ve gövdesiyle olan orantısızlık bunların sembolüdür. Sanatçının geleneğin organlarının birbirine ait olmadığı bir his yaratıyormuş gibi özellikle kolları ve sol bacağındaki oranı görüyoruz. Resimdeki insan figürlerine baktığımızda sanki gövde ve bacakların kendilerine ait olmadığı imajını görüyoruz. Ve bu da bize manyerist akımın rüzgarlarını, esintilerini hissettiriyor.